başladı. Şu anda sanırım canlı yayına başladık. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere Futbol Manager 2022'nin antrenmanları nasıl ayarlanır onun hakkında bilgi vereceğim. Futbol Manager 2022 biliyorsunuz ki yeni yayınlandı ve çıktı. Ben zaten erken erişimde almıştım fakat şu anda kadromuz kurulu birazcık oynadık. Biz Fenerbahçe kariyerini oynuyoruz. Fenerbahçe kariyerinde bakalım neler yapmışız ve oyunla alakalı da size birazcık ipucu vermek istiyoruz. İstiyorum. Evet. Biz antrenman yaptık. Antrenmanlarımız iyi geçti ama antrenmanlar nasıl yapılmalı? Takıma göre antrenman nasıl yapılması lazım? Bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Biraz bunun hakkında bilgi verirken futbol menajer oynayanlar bilir. Tam detayına kadar İnerek bilgi vereceğim. Siz de zaten anlayacaksınızdır. Şimdi e, Football Manager 2022 oyununda e, diğer versiyonda da söyleyeyim bunu. Hani diğer versiyonda e, 2021'de de zaten aynısını yaptık. 2022 versiyonda da e, antrenman sistemi halen de aynı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Antrenman sisteminde neler yapılabilir? antrenmanlarda şöyle bir içerik var arkadaşlar. Şimdi antrenman alanında eğer ki hızlı bir sol bek, sağ bekiniz varsa pardon yavaş bir sol bek ve sağ bekiniz varsa ve kanadınız varsa bunlar hızlı olması da geçerli. Yani yavaş hızlı fark etmez. Mutlaka sezon öncesinde Yapmanız gereken antrenman sistemi ağır orta etap olması gerekiyor. Sezon öncesi olması gerekiyor. Ağır orta etap sezon öncesi olması gerekiyor. Çünkü neden? Şimdi benim burada kapalı olduğu için gösteremiyorum size bunları. Sezon öncesi antrenmanlarda oyuncularımız fiziksel kondisyonlarını ve tüm kondisyonlarını toplaması için Öncelikle hücum, antrenman maçları, direnç, çabukluk, dayanıklılık yapılması lazım. Sezona başlarken dayanıklılık, sürat, çabukluk, dayanıklılık, direnç, dinlenme. Yani fazla kasmadan oyuncuları hızlı bir mentaliteye hazırlamamız gerekiyor. Oyuncularımız sezon ortasında biliyorsunuz ki de şu kalp alanında maçın içerisinde Görüyorsunuz mükemmel yazıyor ama maçın içerisinde bunlar çabucak düşüyorlar. Bunların çabucak düşmesini engellemek ve takımınızın ilk yarı erken pes etmesini sağlamak sağlamamak istiyorsanız dirençli kalmasını istiyorsanız sezon öncesi antrenmanlarda mutlaka ağır orta etap kullanmalısınız. Yok işte benim sakatlığım oluyor falan filan bunlar e, çok önemli değil. Bunlar geçici sakatlıklar oluyor. Ama yapmazsanız da ne olur? Onu söyleyeyim. Yapmazsanız da e, takımınız ilk yarı bir maçta zorlu bir maçta oynarken baskılara dayanamaz ve kalpler kalp görmüş olan olduğunuz kalpler hızlı düş, düşmeye başlar ve siz taktiksel olarak yoğunluğu yüksek bir mentalite yani fizik yani e, yoğunluğu yüksek bir taktiği benimsiyorsanız bunlar Buraya bağlı olarak daha da hızlı düşecektir. Çünkü kalp buna bağlı olarak düşer ve takımınız yenilmeyi göze alabilir. Artık koşmaz. Asistan menajeriniz size artık çok yoruldu der oyuncularınız. Hepsi bir anda yorulabilir. Hangisini çıkaracağınızı şaşırırsınız. En çok da kanatlar yoruluyor. Orta sahadaki pasatan yoruluyor. Hadi forvette kaleci neyse de şundan neyse de. Onlar çok yoruluyor kanat oynayan bir takımsanız zaten Mutlaka Kanat çalıştırın, Hız çalıştırın Hızlı bir kanadınız varsa Hızlı kanatlarda çok etkili bir Antrenman sağlıyor Hıza hız yüklemek Dayanıklılık yüklemek Çok muhteşem bir verim alabiliyorsunuz bu oyuncudan Şu anda bu oyuncu zaten fazla bir maça çıkmadı Antrenmanları Böyle takip edebilirsiniz. Zaten ben size e, diğer alanında şöyle söyleyeyim. Diğer antrenmanlar nasıl olması lazım? E, sezon öncesinde arkadaşlar fazla kasmanıza gerek yok. Hani antrenörlerinizi e, iptal edip hani e, başka antrenörler almak için uğraşmanıza fazla gerek yok. İlk sene, ikinci sene bunları yapabilirsiniz. Ben öyle tavsiye ederim size. İlk sene bir taktik kafanızı oturtun. Ondan sonra antrenmanlarınızı oturtun. Rakiplerinizi iyi analiz edin. Rakipleriniz iyi analiz edilmesi gerekiyor. Ee, aynı zamanda mesela bizim şimdi zor ile zor ile maçımız var. Ee, zor ile maçımızı e, bir türlü anlayamadım mesela o takımı nasıl yapalım antrenmanlarda. Ben rastgele antrenman yapmak istiyorum. Diyelim ki siz karşı rakibin hiçbir şeyini anlayamadınız. Hiçbir bilginiz yok. Ee, Teknik direktörünüzü, gözlemcinizi gönderdiniz. Siz de bir şey fikir edinemediniz. Burada yapmanız gereken tek şey şu. Taktik olarak veriyorum bunu. Garanti değildir. İlk olarak rejenerasyon yapmış. Mesela bizim şu anda antrenman taktiğini yöneten ve sağlık ekibi veya otomatik olarak buraya bunu koymuş. Biz burada duran toplarda şunu yapacağız. Onaylayacağız. Maç gününden önce değil, maç gününden bir önceki gün yapacağız. Daha sonra taktiğimizde şu varsa bu maç içerisinde duran top kazanma, kafanızdaki belirlemiş olduğunuz taktiğin duran top ihtimalinin yüksek olduğu maçlar ve duran top ihtimalinin yüksek olduğu maçlarda gol atabileceğini düşündüğünüz kişiler. Bunlar çok önemli. Mesela Serdar Dursun, Serdar Dursun zıplaması çok iyi, Duran toplarda etkili, kafa vuruşu 14, Duran toplarda etkili. Belki de bir oraya mancını Duran Duran toplardan Serdar Dursun'la gol atabiliriz. Böyle bir şansımız olabilir. Ee, mesela Serdar Aziz de var, Duran toplarda etkili bir adam, zıplaması ileri çık diyebiliriz ona Duran toplarda. Bu tarz taktikler yapabilirsiniz. Ama biz zor, ben zor ya ye, yeneceğimi düşünüyorum. Büyük bir olmazsa. Evet. Ee, taktikleri hemen hemen anlıyorsunuzdur. Yani taktiklerimiz böyle. Diğer taktiklerde zaten bir önceki sezonun taktiğini de sizlere vermiştim. Bayağı kişi izlemiş onu da. Ee, Birçok taktikleri sizlere veriyorum ama benim yapmak, benim yaptıklarımı yapmak zorunda değilsiniz ama oyunu sistemi bu şekilde. Ben sistemini çözdüğüm için ve bayağı öncelerden beridir oynadığım için sürekli olarak her sene yapılan sistemi çözüyorum. Evet arkadaşlar şimdi biz bir önceki maçımızda Galatasaray'la maç oynadık. Tüksel Süper Lig'de e, rakibimize karşı bunu biliyorsunuz. Hem yeniliği de söyleyeceğim size. Ne yenilik gelmiş? Eee 2-0 kazandığınız Galatasaray maçından takımımızın gösterdiği performans hakkında rapor hazırladım diyor. Bu yoktu arkadaşlar. Biz bir önceki maçımıza ne yapmışız? 2021'de yoktu mesela bu. 2022'de var şu anda bu. Maç, maç hak ederek kazandık ve rakipten daha fazla gol pozisyonuna girdik. E, maçtaki paslar, maçtaki isabet pas sayımız oldukça yüksek. Maçın ikinci yarısı, yarıdaki gidişatı işte vesaire vesaire. Bunları biz bize bunları burada söylüyor. Bu çok detaya inen insanlar için aslında hazırlanmış bir şey. Yani ben bu kadar çok detaya bakmıyorum. Ama Zorya maçından sonra bakmak isterim mesela. Ne yaptık? hani Avrupa Ligi'nde bakmak isterim. Şimdi biz Galatasaray maçından önce antrenmanlarımızda çok sıkı bir antrenman yaptık. Çok sıkı. Duran top yaptık. Bunu ben yaptım. Bu antrenman sistemini ben ayarladım. Fiziksel yaptık takımın kondisyonu. Kaleci dışındakiler yaptık. Duran top yaptık. Hucum yerleşimi yaptık. Savunma yapısı yaptık. Rejenerasyon yaptık. Biliyorsunuz takım hazırlama. Bedensel olarak hazırlama. Maç taktiği. Antrenman maçı yaptık. Galatasaray'ın sistemine karşı bir antrenman maçı. Set hücumu yaptık. Açılamayan hücumlar için bir set hücumu. Dinlenme var zaten. Savunma yerleşimi yaptık tekrardan. Önemli bir maç olduğu için. Savunma yapısı ve savunma yerleşimi. Hucum organizasyonu yaptık. Hucum yerleşimi yaptık. İyi bir hucum organizasyonu ve iyi bir hucum yerleşiminde fiziksel anlamda iyiseniz zaten gol atarsınız. Evet. Şimdi biz burada bir taktik daha yaptık. Zorya'yı neyle karşılayacağız? Zorya'yı duran topla karşılayacağız. bizim taktiğimiz nasıl bir taktik? Onu da söyleyeyim sizlere. Sol kanat sağ kanat kullanıyoruz. Geniş bir futbol oynuyoruz. Dikine uzun pasla oynuyoruz. Rakip ceza alanına paslaşarak giriyoruz. Aşırı yüksek tempo ile oynuyoruz. Kademeye dönüyoruz. Top top rakipteyken hemen koşuyoruz geri geri. Top kazanıldığında ise kontrole kalkıyoruz. Top hızlı yerden çıkartıyoruz. Topu stoperlere veriyoruz. Pasos stoperlerimiz var biliyorsunuz. Topu stoperlere verdememin sebebi de pasör stoper olmasıdır. Topu stoperlere ver demek oyunun burada başlayacağını ve topun bizde olacağını gösterir. Aynı zamanda da geniş bir oyunda şuradaki oyuncuların geniş alana pas atması ihtimali yüksektir. Niye yüksektir? Çünkü Atilla ve Kim burada geniş alana kaçan oyuncularımıza uzun paslar atarak hızlı bir kontra atak çıkma olan anı yakalayabilir. Çünkü biz burada göbekten oynamıyoruz. Göbekten kitler rakip. Hucuma geldilerse göbekten kitleme şansları var. Ama biz burada sol kanadı sağ kanadı geniş anlamda açıyorsak ki geniş oynuyoruz. Biz rakibimizi hem yorarız hem de taktiksel anlamda pas organizasyonu yaparız. Benim taktiğim başlangıç olarak defanstan kısa pasla çıkmak budur. Aynı zamanda geçiş oyununda e, top rakipteyken çok şiddetli bir yüksek pres yapıyoruz. Takımımız hiçbir şekilde yoğunluğa ben bakmıyorum. Çünkü ben takımı iyi hazırladığımı düşündüğüm için yoğunluğa bakmayacağım. Topa dal yapıyoruz. Topu mutlaka penaltı olsun olmasın. Hani bazı diyecekti penaltı oluyor falan. Olsun. Topa dalsın benim oyuncularım. Rakip top, kaleci top çıkartırken defansa baskı komutu. Biliyorsunuz bunu zaten. Sürekli olarak kanatlarımız işte e, forvetimiz baskı yapacak. Offside taktiğini kullanıyoruz. Offside taktiğini de şöyle kullanıyoruz. Biz ilk yarı gol bulamadık. İlk yarı hiçbir gol bulamadık. Aldık bunu böyle. Biz ilk yarı gol buluruz. Mutlaka buluruz. Bu taktiği ben çok denedim. İlk yarı mutlaka gol buldum. İ i̇kinci yarı mutlaka gol buldum. Ama biz maça böyle başlıyoruz. Standart. Baktık ki rakip. Çok stresli. Sağ taraftaki emojiler düşük. Yani takımın ruhsal dengesi de bozuk. Biz burada direkt hemen direkt öne alıyoruz bunu. Baskımızı arttırıyoruz. Evet. Standarta çekelim. Aynı zamanda oynamış olduğum... ...aşırı hücum ağırlıklı. Yani biz... ...biz... Oyunu nerede kuruyoruz? Biz oyunumuzu rakip sahanın şu bölgesinde kuruyoruz arkadaşlar. Yani e, rakibimiz bizim buraya gelememesi için burada gol şansı üretmemesi için şurada sürekli baskı yapıyoruz. Forvetlere ileri kaçarken de bizim offside taktiğimiz olduğu için biz ilerideyken de offside taktiğine yatkınlığımız artacağı için burada çok yüksek bir sıkıntı üretecektir rakip için. Bir de savunma yapısı antrenmanı yaptığımız zaman offside taktiği daha da netleşiyor. Bunu da size bildireyim. Evet taktik anlamında az çok fikir sahibi olduysanız ne mutlu bana. Ee, Tabi biliyorsunuz ki her taktik işlemez. Her takımda her taktik işlemez. Ne diyor? Aferin Lemos. Ee, gelen özetine gönder. Yani gelen kutusuna gönder var artık. Onu da e, anlatmak istedim. Göstermek istedim. Evet. Şimdi Tisserant, Tisserant evet başlamış. Zorya ile maçımız var. İrfancan Can Kahveci, Rossi, Mesut, Osay Samuel, İrfan Can, Max Meyer, Atilla Sazayi, Salayi, e, Luis Gustavo, Kim Bince, Sangale. Evet. Asistan gitsin. Evet ben bu Yüz Gustavo oynatacağım burada. Şu anlık tabi. Daha sonradan ben alacağım oyuncular belli. Senat çıkmış. Senat maç alayım. Alayım alayım o da, o da gelsin. Evet zor ile maçımız var. Artık biz de maça girelim. Lisans çıkartmamış oyuncu demiş. Tamam. Evet. Biz evet diyelim buna. Evet arkadaşlar çok önemli bir maç bu. Siz de buna denk geldiniz. Ee, rakip takım talimatlarını mutlaka uygulam. Hayır. Şunlara uymuyorum ben. Kaleye gördüğünde vur. Kaleye gördüğünde vur etkili olabilir son işte 60'tan sonra. Onu yapabiliriz. Max Meyer orta sahada yaratıcı bir orta saha olarak kullanacağım. İki önlü pas. Bakalım nasıl bir oyun oynayacağız. Hadi bakalım beyler. Çıkalım. Ben hep asistanı gönderiyorum çünkü daha sonradan bayağı bir sıkıntı çıkartabiliyor basın basın bana. Resmen sizi koma noktasına getiriyorlar bir sonraki alanlarda. Evet. Etkili bir maç. Maç başlıyor. Rasetov maça başlıyor. Evet. Önde baskı yapıyoruz gördüğünüz gibi. Evet bunların hep sonu kovla bitiyor. Ben de bir suyumu alayım yanıma Vitor Pereira gibi. Evet. ay. Evet. Futbol Manager 2022'de şu anda fazla bir değişikliğe rastlamadık. Bir de veriler var. Ben verileri çok merak ediyorum. Verilere daha sonradan bakacağız. Berbatov. Rih ben göremedim ismini. Rihan Tom mu? Patyak. Et evet, zor ya bize baskılı başladı. Bayağı bir iyi başladı. Ee, baskısını artırıyor giderek. Tatarkov. Tatarkov son anda Patyak şu oyuncu kimmiş? Sangare. Mesut Özil'le alıyoruz topu. Mesut Luz Gustavo Mesut Özil Rossi Tatarkov ayağı kısa paslarla çıkmaya çalışıyorlar ama olmuyor. Rossi Diego Rossi Gustavo Max Meyer o sayı Samuel Samuel Yald Yardımcı hakem kaldırıyor bayrağını. Evet. Arka Arka alanda bayağı bir boşluğumuz var ama Takım alışacak Foul var Kim bilince foul yapıyor Evet bir duran top şansı onlar da artık edinmek istiyorlar Duran top ee... Duran top çalışmışlar belli Butkov Serdar Dursun. Markaj. Yakın markajla oynuyorlar. Yani yakın markaj oynuyorlar. Pivot Santrafor'a gördüğünüz gibi. Markov. Tatarkov. Juninho. O sayı Samuel baskısını arttırdı Fenerbahçe. Ama ön alanda. Raştov. Koşu alanına bir pas. Koşu alanına bir pas. Offside taktiğini... Bozdular. Juninho. Tatarkov. Bir kontra atak şansı. Serdar dursun. Güzel. Maçın 17 dakikasındayız. İrfan'ın ortası. Serdar. Obsenenko. Ver sağ tarafa. Ver sağ tarafa ver. Serdar Dursun. Opanasenko. Ah. Çok kötü bir atak. Çok kötü bir atak. Yakalandık. Son anda yakaladık. Evet. İki yönlü orta sağ oynuyorlar. Orta sağları gayet sıkıntılı. Biz orta sağda topu alamıyoruz. Orta sağda topu alamıyoruz. Orta sağda sıkıntımız var. Bunu gördüm. Orada bir işlem yapacağım birazdan. Yoksa gol geliyorum diyor. Evet. Topu stoperlerden başlatmamız bizim için büyük bir sıkıntı. Orta sahalarında zaten bayağı bir pas yapıcı adam var ve maçın ilk dakikalarına kadar, son dakikalarına kadar taktiğimiz birçok kere değişebiliyor. Evet yakın markaj oynuyorlar görüyorsunuz. Adamlarımıza çok yakınlar. Topu biraz açacağız ikinci yarı. Orta sahayı kuvvetlendireceğiz. Orta sahayı biraz da geri çekeceğiz. İrfan Can ve gol. Duran top şansımız. Biliyorsunuz ki yapmış olduğumuz antrenman duran top organizasyonuydu. Ve bir duran top organizasyonundan gol atıyoruz. Zor edep rasmanına 1-0 öne geçiyoruz. 7.3 kafa vuruş demiştik. Atilla yerine Serdar attı. Atilla da düşünmüştüm. Upanesenko, Serdar Dursun, Diego Rossi. Evet. Bir kontrol atak şansları var. Max Meyer çok güzel. Serdar Dursun'a çok yakın oynuyorlar. Evet. Çok güzel Salah'ı Atilla. Salah'ı Luis Gustavo soldan bindirme yapıyor. Sol açığa bir pas verdi Diego Rossi. Rossi bekletmeden açarsa bir anlık bir şey yakaladık orada. Güzel yakaladık. Evet. İkinci yarı notlarımı alıyorum. Tatarkov. Tatarkov. Galizalov. Sarı kart verebilir. Evet 44. dakikadayız. Bir duran top şansımız daha var. Max olmuyor. O sayı Samuel. İrfan Can Kahveci Diego Rossi. Vur. Ah. Ah. Biraz daha güzel vurabilirdik. Evet. Artı bir verdi hakem. Ve devre arasındayız. Evet. Devre arasına notlarımı alarak girdim. Kafamdaki notlar belli. Şöyle bir not yapsak mı? Kafamızdaki notu değiştirsek. Evet, Serdar Aziz kim bineceğin yerine girsin. Riske atmayalım. Biz orta sahada, orta sahayı e, sıkıntıya soktuk. Şurası çok sıkıntılı oynadı. Ne yapsak? Evet, Miguel Crespo'yu alsak Max Meyer'im oyundan alsak Max Meyer İrfancan Can Mihazaç Miguel Crespo İrfancan Mesut şöyle bir pas organizasyonu yapalım. İrfancan çıkıyor. İrfancan yerine Mert Max Meyer yerine Crespo giriyor arkadaşlar. O Samuel de kanat forvet olarak oyuna alıyorum ya da şöyle yapıyorum. 2 alanla kanat forvet Crespo'yu mezelle yapıyorum. Destek Mesut merkez orta saha. Destek Mert merkez orta saha hücum. Ofansif oyuncu hücum. Evet. Ya da şöyle yapalım. Ha, oynamıyor. Güzel. Böyle bir taktikle girdik. Orta sahayı kitledik. Orta sahadan gelemeyebilirler artık. O sayesinde Samuelde artık boşluk buldukça koşullarına devam edecektir. Aynı zamanda şöyle bir şey de yapabiliriz. Kaleyi fazla bekletmeden orta aç. Rossi. Ver sağ tarafa. Çok güzel oğlum. Hadi Sangare hadi Sangare. Zorya'dayız. Avantajlı olarak gireceğiz. Çok güzel bir orta. Rossi. İki yönlü orta sahamız. İrfancan, Mesut. İrfan Can'ı çıkardık. Mesut'u da çıkartabiliriz. Atilla, Mertepas, Rossi. Rossi. Aklımda farklı bir fikri var. Onu yapacağım. Ama şu an değil. Çok güzel bir pas. Çok güzel bir pas ama yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz. Maç orta sahanın çok sıkıntılı bölgelerine döndü. Orta saha bize maçı kaybettirebilir aldık topu. Evet hız çalıştırdık. Allah'tan hız çalıştırdık. Mert'e pas. Mert'in ortası. <laughs> Serdar bugün çok kaçırdı. Serdar çok kaçırdı bugün. Evet. Boşluk arayan bir Evet. Mesut'u gezgin olarak değiştirdim. Pas alıp versin. E, de iki yönün ortası olarak değiştirdim. Mert bir hata yapıyoruz. Atak yapıyoruz. Demidov. Demidov. Hadi bir kırmızı alalım oradan. Çok güzel bir pas. O sayı Samuel'e. Samuel Serdar Dursun. Serdar Dursun. Biz biraz daha geniş oynamaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu da benim ikinci gol getirme taktiğim. Orta sahada tıkalım kalacaklar şimdi. Evet. Biraz daha öne takımı attı. Bizde oyuncu değişiklikleri olacak. 83. dakika 1-0 zor deplasmandan ayrılırsak bizim için çok güzel olacak. Biraz baskı yapıyorlar son dakikalarda. Sinkov, Junior çok güzel. Mesut yerine Mergin Berişa oyuna giriyor. Marcel Tisserand stoper. Sopere bir oyuncu ekledim. Artık bu bizim için bir garanti olsun. Sangare kırmızı mı görecek? Sarı kart. Evet 89. dakikadayız. Stoperlerimiz sabit. Çok oyuncumuz var. Defansımız arka bloğuna bir pas. Butko. Butko. Gustavo çok çalıştı bugün be. Crespo. Evet, Markov Demidov son dakikalarda maçı kazanıyoruz 1-0. Evet. İyi bir galibiyet. Evet, güzel bir galibiyet aldık. Veri merkezimiz Üç lig maçından sonra açılacak. Bu arada sizlere ee, yeniliği göstereyim sadece burası yenili. Veri merkezinden sonra burası açılacakmış. Bunu çok merak ediyorum. Açıldıktan sonra sizin görmenizi isterim. Evet bir sonraki maçımız Başakşehir. Sergio Rico. Evet, rakibimiz ama. Evet, çok fazla gol fırsatı buldu çünkü gerçekten iyi bir rakipti. Orta sahaları çalışıyor. Yani iyi bir rakipti. Evet, antrenman düzenine. Evet, Başakşehir çok etkili bir takım. Ferdi Pelkas Valencia Atilla Serdar Kimmince diyor. Tamam bir yorgunluklara bakalım. Ve bir sonraki maçımıza bakalım. Kaç gün sonraymış. 1, 2, Evet. Doğru. Şöyle bir onay yapalım. Ferdi Pelkas Valencia Mesut İrfan Max Meyer Kimmince Sangare. Güzel. Güzel güzel. Crespo'yu da sonradan alabiliriz. Serdar Dursun'u çok beğenmedim. Zor maçta. Diego Rossi yorgun değilse Ferdi'nin yerine alacağım onu. Ferdi ikinci yarı girsin. Çünkü Diego Rossi'yi zor maçına tutmamız lazım. İkinci yarı tek yarı tek yarı oynarlar. Atilla niye sebepsiz yere sakatlandın? Serdar pardon. Evet. Bunlar Türkiye Süper Ligi devam ediyor. Yeni başladık. Bugün yenmemiz gerekiyor. Norwich Gustavo için teklif yapmış. Gustavo 34 yaşında. Güzel bir teklif. Maaşsız mı? Evet. Gustavo'yu verebilirim. Gustavo'yu verebilirim. Hiç sıkıntı yok benim için. Hiç sıkıntı yok. Gustavo'yu veririm. Burak'ı orada oynatırım. Ligi de kazanırım. Başakşehir Spor Kulübü. Bu maçı yenmemiz gerekiyor. Hmm, nasıl oynuyorlarmış? evet, Hayır. Burak kapacak. Açılla. Berişen Lüge Tamam. Şöyle bir kadroyla çıkabiliriz. Onaylıyorum ben bu kadroyu. Fatih'te ikinci yarılırız oyuna. sıkıntı yok. Evet Emre Berezoğlu biliyorsunuz Başakşehir'in futbol kulübünün teknik direktörü. Biliyoruz ki iyi bir teknik direktör olma adayı sergiliyor Gerçekte. Ama oyunda nasıl olduğunu göreceğiz. Kadıköy burası. Evet 4 4 2 çıkmış. Kim bince? Muhammed Şengezer. Gustavo. Rossi yapaz. Rossi ama Evet İrfan Can. İrfan. Çok güzel bir orta. Vur. Evet. Kapanan bir takım. Bu arada Lucas Lima. Dakika 1'de sarı kart görmüş. Korner. Çok güzel bir orta ama yetişemiyoruz. Çok güzel be. Evet. Evet işte bu. İrfan Can ve Mesut Özil eşliğinde bir klasik izledik. Güzel bir gol. Ön alanda baskımızı yaptık. Evet şu anda 6 puandayız. Herkes bizim takımımızı şu an çok iyi. Yenilgi yok ama olmayacağı anlamına gelmiyor tabi. Max Meyer, Serdar Dursun. Edim Vişça. Vişça Deniz Türünç ikilisi Evet, Goodburn sen o sayı Samuel aldı mı gider? Gol. Ah, Serdar dursun almayacaktım aslında. Diego'yu oraya koyacaktım ya da Valencia'yı. Sordan değiştirdiler. Serdar çok kaçırıyor arkadaşlar. Nedense bilmiyorum. Çok kaçırıyor. Samuel. Çok güzel bir şut. İrfancan. Deniz Türünç kontra şansı vardı. Olmadı. Evet Gustavo'yu artık satmayı düşünebilirim. Bu maaş günden ben de kurtulmak istiyorum. Farklı bir oyuncu monte edeceğim oraya. Burak kapacağı alabiliriz. İrfan çok güzel orta. Offside. Offside. Offside zaten yakından belli oldu. Arkadaşlar şeyi göremedim ben ya. Çek şutunu be. Var olayını göremedim ben. Var olayını kaldırdılar mı? Sarı kartlık pozisyon olabilirdi bu. Evet takımımız zor edip asmandan döndüğü için erken yorulmaya başladı. Sarı sinyaller artık vermeye başladık. Biz çok iyiyiz. Şu anlık ama biraz iyi oynamamız gerekiyor. Çok iyi bir futbol göremedim ben. Gol attığımıza bakmayın yani. Sarı kart. Evet rakip takımda baya üzgünler var. Demotive olmuş. Sönük. Duarte. Demotive. Evet biz o zaman şöyle bir şey yapalım. Miguel Crespo'yu alalım. Serdar Aziz'i alalım. Pelkas giremiyor mu? Tamam. O zaman Valencia girsin abi. Evet Valencia oyuna giriyor Fenerbahçe'de. Orta saha, sol kanat, sol bek, stoper oyuna soktuk. Valencia ilk tehlikeyi yaratıyordu valla. Korner. Biz böyle 1-0 bir 1-0 sıfır, bir sıfır gitmeyelim abi Aykut kocaman gibi 2-3 ne varsa yorgun yorulalım ama atalım yani O kaka O sayı Samuel çok yoruldu Pelk hasta bir değişiklik yapabiliriz onu Onaylıyorum bunu Ferdi şu anlık bekletelim biraz Sangare Aç ortayı Sangare bu abi çok güzel vurdun ama olmadı. Evet biz artık kaleye vurduk. Olayına dönelim. Kaleye vur. Olayına dönelim. Fazla bekletmeden orta aç ve kaleye vur. Tamam. Lucas Lima gerçekten baya kötü oynuyor bu maç. Ve sarısı da var. Ve biz artık önde baskı yapalım. Oyunculara. Dakika 82. Woodbrunsen. İrfan İrfancan yanlış bir pas attı. Rossi Hadi Rossi. Çok güzel. Ah. Allah'tan Crespo'yu aldık. Orta sahayı tutuyor yani. Aç ortayı be. Gol. Nasıl kaçırırsın sen bunu ya. Çok tehlikeli bir atak arkadaşlar. Çok tehlikeli bir duran top bu. Çok tehlikeli bir duran top. Altay. Rossi. Vur be. Evet. Pelkas ama yetişemiyor topa. Ne, ne yaptık ki orada? Çok önemli bir pozisyon. Son anda Altay. Son anda. Çok sıkıntılı bir şut çekti. Ver abi sola ya. Kanatları niye açamıyorsunuz siz oyunda? Kanat olayını kapatmışlar. <laughs> Rakipler artık kanatları fazla şey yapmıyor. Penaltı. Penaltı mı? Evet var yok dedik. Bakalım var nasıl çizecek? Ne yapacak? Keşke böyle ufak yerde bir yakınlaştırsaydı onu. Hani nasıl iterken falan. iterken gösterseydi. Çok güzel be. Rahatladık şu an. Artık rahat bir oh çekebiliriz. Güzel bir oyun oynadık. Valencia. Valencia. Muhammed. Pelkas. Sol kanat. Sol kanada Oyunu açın biraz. Evet çok güzel. İstedi i̇stediğim buydu. Sağ kanattan sol kanada arka piyana. Arka tarafı isabetli bir pas. Çok sıkıntılı paslardır. Burak. Sol oyna, sol oyna. Aç aşağı oyunu. Heh. Vur hemen be. Aç oğlum ortayı. Ah. İrfan Can. Şut. Özil. Evet dakika artık 94. Ve maçın sonuna geldik. 2-0. Başakşehir. İyi bir galibiyet aldık. Gerçekten. Artık. Aferin İrfan. Derecesi çok iyi. Evet, neye geldik biz şimdi? Çok önemli bir maç bu da. Ee, bugün çok önemli bir maça gireceğiz. Dinlenmek yok. Evet. Bu haftanın antrenmanı da böyle olsun. Evet oyuncuların karakterine değişiklikleri falan diyor. Hani ocağız takımda kondisyonu yerine işte bu, bu da yenilik. Ee, bu da bir yenilik. Öneriyi onaylayalım. Takımda şu an ilk 11'den en fazla 8 yabancı oyuncu bulabilir şeklinde kurulun açacak şekilde oyuncu bulunuyor. Miyazaki Ayçi kadrodan çıkartın diyor. Miyazaki Ayçi kadrodan çıkartmıyorum. Evet bunlar da oyuncu gelişimi. Sonrakine geç. Sonrakine geç. Sonrakine geç. Toplantıyı bitir. Evet bu da, bu da, bir yenilik arkadaşlar. Yani size ufak ufak kimi alsak ne yapsak onun hakkında bilgiler veriyor. Tamam gelsen. Gel abi boş duracağına gelsin. Bu sene onlarla ilgilenmiyorum. Maaş bütçesini bu sene bunları harcamıyorum çok yüksek bedellerde e, antrenör talep etmiyorum. İlk sene kendi yapacağım taktikle şampiyon olup ikinci sene bunu gerçekleştirmek daha mantıklı. Evet Ferdi moralsiz Luis Gustavo Yalnız zor ya sıkıntılı bir takım, duran toplarda etkili bir takım. Duran top savunması gene çalışmadık. Hep ofansif oynuyoruz. Bir şeyler unutuyoruz sanki ama bakalım. Evet. Pelicans kim alalım? Ah. Yok yok bu takımla girelim biz. Yok seninkini kabul etmiyorum. Bu takımla gidelim. Evet. İyi bir ekip olduk ama hala daha emin değilim. O kadar rahat kazanacağımız bu maçı da. Kazanma alışkanlığını yükseltiyoruz. Güzel bir pas verdi. Bir sıfırlık bir üstünlüğümüz var. Biliyorsunuz ki Zorya deplasmanında bir sıfır yendik. Ustavo Bu arada ben de bir evet arka evet bir de ben de e, şey yapayım. Ustavo Bu arada ben de bir evet arka bir de ben de şey yapayım. Ses kaydına bir bakalım. İstanbul. Evet Fenerbahçe şu anda. Ses kaydına bir bakalım. İstanbul. Evet Fenerbahçe şu anda. zor Zorya gerçekten deplasmanda hiç iyi oynamıyormuş. Biz de bu kadar korktuk. Dedi ki bunlar şimdi bize felaket bir baskı uygular. Atilla salayi Evet. Arka tarafa top atmayı planlıyorlar ama onu başaramıyorlar. Opanasenko. Patyak Demidov Evet bizi kendilerine çekmeye çalışıyorlar ama biz önde baskıyı uyguluyoruz. Uyguladıkça da onlar bizi kendilerine çekerek ileri gitmeye çalışıyor. Bunu da başaramıyorlar çünkü arka planda standart bir defans lobuna sahibiz. İyi bir atak yakaladılar gerçekten. İyi bir atak yakaladılar. Biz şöyle yapacağız. Christian Delbello sakatlanmak üzere. Biraz daha oynatırlarsa sakatlanacak. Merkez orta sahaları. Evet biz artık şöyle bir taktiğe geçiyoruz. Taktiğimiz Artık bu oldu. Bir de ekstra olarak da geniş bir oyun oynayarak artık sonlandıralım bu Zorya deplasman de Zorya evini. Çünkü artık Zorya bize basit gelmeye başladı. Rakibi de küçümsemeyelim de. Patyak. Allah yar Samet. Resetov Arapası pası ve gol. Demidov. Yalnız offside taktiğimiz var. Şimdi inceleyecekler. Aa, gol geçerliymiş taktik. İşlemedi bize şu anda. Bir birlik, bir beraberlik var. Resetov, Resetov. Evet, gerçekten sıkıntı çıkartmaya başladı Zor ya. Çünkü Zor ya çok ters bir takım. Savunma hattını öne alsak şu anda inanılmaz dedi bir baskı yiyeceğiz. Standart standart olsun, geride olsun. Şu takımla bir görüşelim ya. Çok sıkıntı çıkartmaya başladılar. Son anda mar. Direktten dışarı çıkıyor top. Evet orta sahaları çok önemli bir baskı yaratıyor bize. Biz oyunu geniş açtık ama oyun genişte de oynanmıyor. Rossi. Rossi Mert'e pas. Mert yakalayamadı topu sol kanattan. Rossi. Hadi Rossi. Çok güzel ama Valencia. Serdar Aziz. Uğur abicim. Evet topu açmaya çalışıyoruz. Markov. Hakem elini düdüğüne götürdü az önce sanki. Orta geldi. Serdar Dursun. Evet Serdar Dursun çıkacak. Crespo girecek. Crespo. Savaşçı orta saha olarak alındı. İki yönlü orta sağ olarak da o alındı. Serdar Dursun'a çok şans verdim. Serdar Dursun artık gerçekten sinir etmeye başladı beni. Mert İrfancan yapalım, Crespo yapalım. Şöyle yapalım o zaman. Kim sakatlandı? Burak sakatlandı. Tisserant alalım. Daha fazla oyuncu da değiştiremiyoruz. Ve şu anda kaldık böyle. Evet. Son dakikalarda da tek oyuncu değişikliği hakkımız kalmıştı. Onu da kullandık ve Burak Burak sakatlandı. Şu an Zorya bizi rehin alabilir. İşte şanssızlıklar bu oyunda da gösteriyor. Hadi Valencia bir ente şey yap ya. Bir iş yap ya. Of. Çok sıkıntılı bir maç. Şu Zorya yenilirsem çok içimde kalır. Gerçekten. Evet, Crespo. Rossi. Rossi. Tehlikeli bir atak. Evet. Çok sıkıntılı bir atak bu. Altay kurtardı topu. Salahi. Salahi. Evet. Serbest bir oyun oynayacaklar. Biz presli bir oyun oynamayacağız. Artık çok sıkıntıya girdik. Oyuncularımız çok yoruldu. Patyak. Bir kişi eksiyiz. Butko. Patyak. Topalarda. Evet. Şanssızlıklar üst üste geldi. 2 dakikada 2 gol buldular. Bu ancak Fenerbahçe'de olan bir şey. Oyunda da gerçekleşiyor. Evet. Gerçekten Avrupa Kupası'na gidemiyoruz. Bu kadar saçma bir rezalet bir oyun. Zaten gitseydik de çok fazla bir şey kazanamayacaktık. Ama Burak'ın sakatlanması bizi çok üzdü. Kötü bir başlangıç oldu. Zorya'ya yenileceğimiz ve tehlikeli bir takım olduğunu gerçekten düşünüyordum ve biliyordum. Yani Zorya çok ters bir takım. yani tüm takımları eşleştir. Evet gitmemiz bile saçma oldu buraya. Kötü bir başlangıç yapmamıştık ama deplasmanda biraz sıkıntılı oynadık. Reddit Artık Avrupa'yı önemsemiyorum. Çok kötü. Üzüldük yani. Gerçekten üzüldük. Çok üzüldük. Evet. Artık seneye şampiyonlar gidelim diyelim. Gaziantep'le oynayacağız. Gaziantep. Miguel Respo. Biz gene aynı taktikle çıkacağız. Aynı taktik devam edecek. Taktiğimiz hep aynı olacak. Oyuncular hep aynı olacak. Hiçbir zaman değiştirmeyeceğim oyuncuları. Artık Serdar Dursun oynamayacak. Biraz dinlensin. Biraz dinlensin. gerçekten gol atamıyor yani. Evet. Gaziantep deplasmanındayız. Sıkıntılı bir deplasmanlardan bir tanesi burası da. Faul var. Evet Avrupa Kupası'nda elendik. Avrupa Kupası bizim için önemliydi ama oyuncularımızın değeri için çok önemliydi. Başaramadık yapabilecek başka bir şey yok. Bu da zaten bizim için ligdeki performansımızı arttıracaktır. Diğerinden de elenmeye çalışacağım. Çünkü o bir fayda getirmeyecek bize oyuncularımızın maaşından başka oynama parasından başka veya yorulmasından başka bir şey yaramayacak. Gereksiz bir şey yani. Biz artık lige odaklanıp ligdeki kayıplarımızı ıs, olmamasını sağlayacağız. O sayı Samuel. Sagal. Tehlikeli bir oyuncu bu da. Maxim. Merkel. Rossi. Kitsu. Cenk. Yani orada bir foul yok ki. Neyse. Evet, penaltı yok zaten. O da bir foul yok çünkü. Kimince? Mesut topu açtı sağa. Çok güzel bir pas. Berişa atarsın onu be. Berişa yaz onu be. Çok güzel. Ah! Bir daha. <laughs> Rossi çok yavaş kaldın ya. Abi çok yavaş kaldı ya. Bovran. Bovran. Ya bu oyuncuları gerçek hayattaki gibi mi yapmışlar? Bovren zaten aynılarını yapıyor yani. Habiden de aynılarını yapıyor. Enteresan. Çok sarı kartımız var. 4 sarı kart. 5 sarı kart. İkinci yarı temkinli oynamamız gerekiyor. Evet. Komedi gibi bir gol yedik. Evet taktiklerimiz artık şöyle yapmaya çalışacağız. Rakip artık merkezden oynasın. Ee, biz çok daha geniş bir taktikle oynayalım. Bir sıfırlık etkinliği üzümü karı çıkardılar gerçekten. Siz hiç oynamıyorsunuz ki Evet. Bir oyuncu değişikliği yaptık. Abi çok kötü oynuyoruz ya. Yani bir takım kendine gelmesi lazım artık. Kanatlarımız hiç işlemiyor yani. Bu kadar olamaz. Yani o kadar çok. Evet. Kanatlarımız açıyoruz kanatlarımızı ama hiç işlemiyor. Sıkıntılı bir ee, oyun oynuyoruz. Kötü bir başlangıç yapmadık sezon ama güzel bir pas. Abi paslarımızın son vuruşlarını niye yapamıyoruz ya? Son vuruşlarını niye yapamıyorsunuz? Abi oturacaksın döveceğim bunların hepsini ya. Bunlar gerçekte de böyle ya. Al işte. Duran top. İyi top oynuyorlar Abi hakem de bize hep sarı kart göstermiş ya 1-2-3-4-5-6-7-8 Takımın hepsine sarı kart göstermiş Nasıl bir hakem bu ya Abi çok kötü oynuyoruz ya Nasıl bir oyun oynuyorsunuz ya siz Şuraya bakar mısın ya Hay senin ben açacağın ortayı var ya. Abi kaleye bir şut çekin ya. Çıldıracağım ya. Vallahi billahi ya. Bir tane şutumuz yok ya. Allah rızası için ya. Abi niye oraya veriyorsun topu ya? Ha topa yandan kaçırıyor abi baksana. Şuna bak. Abi doldur boşalt oyunu oynamıyoruz ki biz. Kırmızı kart. Biz doldur boşalt oyunu mu oynuyoruz Sangare? Çıldırttı beni ya. Vallahi çıldırttı. Çıldıracağım komaya gireceğim ya. Kur'an çapsın ya. Cık. Of. Ne yapsak ya. Cık. Abi ileri niye pas atıyorsun buraya geldikten sonra sen? Seni alır harbiden döverim yani. Vallahi bak gel. Orta sağdan. Kale ortam açılır. Bunlar bunu gerçekte de yapıyor. vallahi teknik direktör olsam dayanamam ya. Kur'an çapsın dayanamam. Bunlara var ya. Oynayacağınız futbolum ben. Rezil bir sonuç harbiden. Ya Allah senin cezanı versin ya. İğne tedavi, öldür tedavisi yok mu şurada? <laughs> Sakatla tedavisi ya. Abi çıldırdım ya. Vallahi çıldırdım ya. Kuran çapsın çıldırdım ya. Çıldırttınız beni bu maç. Yemin ederim çıldırttınız ya. Rezil bir oyun ya. 3 tane gol inir mi abicim ya? Lan yorgun falan değildi. Boş boş konuşmayın. Çok yorgun olduğu falan filan. Takım çok iyi durumda ve bu... <laughs> başlıca sebebin taktiğin oyuncuları cüktü oturmasından kaynaklanıyor. Mert takım planı sağlık alanı çok daha iyi. Bunlar şampiyonluğun habercisi. Evet veri bilgilendirmesini başla. Evet arkadaşlar izliyorsanız izleyecekseniz daha sonradan bu da oyuna yeni gelen bir özellik. Gaziantep maçı bütün Gaziantep maçı bütün İstedikleri alt üst ettik onu birazdan göreceğiz ona eminim ya devam et sen de zaten sinirliyim Evet bu neymiş Bu kimin taktiği ya, ya rakip biz bunları bana söylemene gerek yok ki abicim bunları bana söylemene gerek yok bak Maçı zaten onlar çok gol isabette bulduğu için attı zaten golü onlar kazandı zaten Anlıyor musun beni? Neredesin sen? Kim bu? Kim bu? Bun bunları gerçekten yapıyor musunuz harbiden? Bu kadar rapor veriyor musunuz siz? Böyle saçma saçma. Abi futbol bu değil ya. Futbol azimdir, hırstır. Taktiktir, zekadır, beyindir. Ümit Özat şey miydi yani? Roberto Carlos muydu ortaları açarken? Samuel sen sola geç. Ferdi sen sola geç. Ferdi senin moralini niye bozuk kanki? Söyle bana derdini. Nereye böyle? Geleyim söyle. Ferdi'ye transfer teklifi yapılmış. Ferdi gidecek misin? Karşılıyor musun bunu? Bak şunu karşılıyor musun? Son. Bak şu şu şu. Hayır. Bu. İyi buçuk. Hadi bay bay. Evet. Reddet. Bir sonraki maç yenilirlerse ben bu takımın içinden geçerim. Bit abi sende. Hadi Allah emanetsin. Abi Gustavo'yu sattık. Buyurun. Defansif orta sahada bir önce takviye ihtiyacın olacak. Beyler siz kulüpteki insanlara güvenin. Bana güvenin. Sizi ben biraz öveyim böyle bir. Biraz öveyim şöyle yani. Toplayın kendinizi. Gaziantep'tir. Bir şey olmaz. Baklava yedik geldik. Sıkıntı yok. Baklava yedik geldik. Adamlar bize bir tepsi kadayıf hazırlamış. Böyle burma burma baklava hazırlamışlar. Vallahi tokuşturur ağzımıza. bakalım. Evet. Ferdicik, Moralicik, Bozuk iç. Evet son maç yok iç. Evet. Ee, İrfan Can gel bakayım. Kahveci. Lipton istimi. Evet. Şöyle. Mesut Özil. Nasılsın? Seni övmeye gerek yok zaten. Sen en iyisisin de. Şöyle bir uyduruktan yapalım öyle. Adam bizi takmaz bile. Abi bak bana İstanbul'un sesi hangi kanalsınız abicim siz? Youtube'da mı çıkıyorsunuz sadece neredesiniz? Soru sormayın bana. Şu an çok sinirliyim taktiklerim sıfır. Rezillik diz boyu. Vallahi. Evet abi bunları gözlemleyebilirsin. Çünkü regenler çıkacak. Gözlenmedikçe regen sayısı da artıyor. Yani ne kadar çok gözlerseniz o kadar çok regen bulma artıyor. Fenerbahçe'nin gösterdiği performans. E, hayli yüksek top çalma. Ceza uzaktan şut. Orta yapma isteklerimiz ama insanın ağzına açık bırakıyor. Abi orta açıyorsun da kafa vuran adam yok ki. Yani Ali Koç ben de öyle yaşıyorum. Biliyorsun yani getirdiğin oyuncular bunlar. Bu kadar yani. Elde var bu. Ama taktiğimi değiştiriyorum. Bil bakalım ne yapıyorum Ali Koç. Bil bakalım bu sefer ne yapıyor Ali Koç. Çok değiştirmeyeceğim taktiğimi de. Rossi'yi şuraya alacağım. Ee, Valencia nereye gitti lan? Valencia millilere gitti gene. Şöyle yapacağım taktiğim artık. Valencia olsa iyi. Rossi. Hızlı bir üçgen kuracağım orada. Yoksa olmayacak. Ferdi kulüpten bedelsiz armayı düşünüyor. Seni var ya. Seni var ya A2 takıma gönderirim Bak, bak, bak. Bunu yaparım. Bak, bak beni izle, beni izle, bak beni izle. Çıkamaz oynayamaz. Futbol, futbolunu bitirdim. Seni şu an, seni şu an futbolunu bitirdim abi. Reddet, gerek yok. Serdar, Mesut bak, adam olun. Abi futbol menajerlikten çıktım mafyalığa döndü bu oyun. Ben. <laughs> of. Vallahi. Adamlar üzerimizi yürüyor Polat abi. Vallahi billahi ya. Futbol maçı mı oynuyoruz? Yoksa. Ali Karagut. Abi sen kimsin Allah'ını seversen. Şu maçı da oynayacağım. Sonuçlarını çok merak ediyorum. Şu maçı yenilirsem var ya of. Of, ki takımın haline. Takım iptal olsun. Ferdi gitti zaten. Ferdi artık iptal. Ferdi'nin futbolculuğunu bitirdim bugün. Ferdi artık şurada. Buradasın Ferdi. Artık hatta sana iki kat yoğunluk bir antrenman yaptırayım. Bir de güç çalıştırayım sana sen. Biraz kendine gel aslan parçası. Ozan Tufan. Evet. Aynen öyle. nan ay nan ay ay nan ay nan ferdi gitti abi çok dik bir tektik direktörüm ya vallahi İşleri zorlaştırdık ferdi ne yapıyorsun kuduruyor ferdi altıyn abi ne istiyorsun? Gustavo gitti zaten. Evet. Gustavo gitti. Sana sözleşme imzalayabiliriz. Git şuradan. Abi bunları biliyorum ya. Ne? 20 milyon. Ayır ayır ayır. Bon servis bedeli. Kalma bedeli mi imzalayacağız senle bile? Adana'da kim vardı ya? Adana'da şey vardı. Dur bakayım. Neydi o adamın ismi ya? Var ya bir tane. O. Sisse. Söylenti. Dribble Sisse. Sergio Rico. Standart bek varmış burada bir tane. Sol bek sağ bek. Aha. Aha. Bu sezon bize iyi bir şey sağlar mı bu ya? İki vereyim lan sana. 5750. Sen çık buradan üç buçuk, dört yedi çık, çık, dört iki Ah gider. Reddet. Aha. İlk on bir oyuncusu oynar abi. Teklif yap. Gelsin ya işe yarar. Soldan sağdan bindirsin işte. Şey gitti zaten. Ferdin neyin peşindesin? Al abi. Kabul edelim. Sisse'ye aldık. Dribli Sidibe. Avrupa Şampiyonluğu iki kupası primi mi? Oradan eleneceğiz lan biz. Seni kandırdım. Oyuncu lisans kaydı. Şimdi burada şöyle bir taktik yapmam lazım. Kimi çıkartacağım ben buradan? Kimi çıkartacağım? Sidibe geldi. Ha kimse çıkartmama gerek yokmuş. İyiymiş. Tamam. Tamam Sidibe. Evet abi hoş geldin. Takımımıza 10 10 milyon avro değeri var. Biz çok ucuz bir fiyatı aldık. Hoş geldin takımımıza iki yönlü bek. Hızı da güzel. Sağ bek, sol bek bastırsın artık. Sisseyi nereye koyacak? Güzel. Sidibe pardon. siz karıştırdım. Ee, Rossi Serdar Dursun istemiyorum abi Serdar'ı. Serdar oynamayacaksın. Oynamayacaksın abi. Gol atamıyorsun. Savunma. Evet sol bekle eksiğimiz olduğu için aldık. Sol bek ve sağ bek dönüşümlüsüydi. Hoş geldin tekrardan. Bir çay iç, otur. Zaten ilk gelen burada ilk çay içer. Adana'da Balotelli var. Abi basın toplantısına katıldık. Onayla. Evet. Çocuğun gönlü olsun ya. Adına bir sohbet yaptık. evet. Çok riskli bir maç. Gerçekten e, sezonun kırılma anlarından bir tanesi. Hadi lan Serdar oynuyordu. Sezonun kırılma anlarından bir tanesindeyiz. Gerçekten Ee, çok önemli bir maç yenersek iyi bir iğme yakalayacağız. Yenilirsek ise çok büyük düşüş olacak bizim için. Maç çok önemli. Çok fazla ön planda değil diğer takımlar. Biz daha da favoriyiz ama Beşiktaş üzerimizde, Gaziantep üzerimizde. Bizi Gaziantep yenmişti Adana'yı da biz yenmemiz lazım. Onlar da biliyorsunuz ki üst sıralara tırmanmak için bize saldıracaklardır. Bize zaten gerekli cevapları vermemiz gerekiyor. Artık ee, gerçekten bu maç kendilerini bana göstermeleri gerekiyor bu takımın. Yoksa sert idmanlar başlar. Evet Rossi, Osei Samuel, Serdar Dursun, Vanessa e geldi mi abi? Evet Valencia. yorgun ama ya. Abi milli takıma gitme ya. Gitme abi. Hastayım da gitme. Biraz bekle. Muhammed Kümüşkaya. Neyse biz Serdar Dursun Rossi oynayalım. CD be güzel. İyi lan. Mutluymuş. Çok iyi. Evet. Rakibimiz Adana Demirspor ve maç başlıyor. Çok önemli bir maç bu. Hayati bir maç gerçekten. Oha. Çok güzel bir ortaydı ama kafayı vuramıyoruz. O sayı Samuel'le sol kanattan İrfan Can ah, Evet. Kafa vuruşlarımızda sıkıntı var ya. Ortalarımız çok güzel ama kafa vuramıyoruz. Sid ve Max yer. Kafa vuramıyoruz. <laughs> Evet Sidibe güzel oynuyor. Şu ana kadar kötü bir şey hissetmedim adamda. İrfan Atar mı? Muriç. Evet. Çok önemli bir maçtayız. Bizim için bu hayati bir maç ama Hayati gibi oynamıyoruz halen daha. Ee, Sangare, Samuel, Samuel, Serdar, Dursun. İyi beni yanılttın. Sağ olasın. Ne yapalım başka? Yani artık at yani. Evet Beşiktaş 12 puanda şu anda. Bir şut. Çok güzel şut. Ama kaleciler de böyle öyle bir tutuyor ki yani topu. Hani şey mi yaptınız? Ne yaptınız? Kalecilere gol yemem özelliği mi sağladınız? Ne yaptınız? Çok mu zorlaştırdınız? Evet aferin. Evet. Ceza sahasının dışında gibi gözüküyordu. Buradan. Penaltı yok evet. Dışında gibi gözüküyordu ama sarı kart Siven çıktı. Duran toplar çok etkili olması lazım. Artık bunu çalıştıralım. Özil 1-0 ama ben hala daha güvenmiyorum. 2'yi bulmadan. I -ı. Mesut öyle pas atılmaz abicim. Senden öyle pas beklemiyorum ya. Evet Avrupa takımımız çok zedirilmişti. Sanırım onun yorgunluğuyla Gaziantep'e yenildik. Orada bir ufak bir duygusal. Stres oldu herhalde. Rossi. Çok güzel be İrfan Can. Helal olsun abi. Bitirdik. İşte bu ya. Takım alışacak kendine gelecek ya. Puan tablosuna hiç bakmıyoruz. Puan tablosu bizi ilgilendirmiyor. Çünkü puan tablosuna bakınca moral bozulabilir. Gaziantep 9 puanda. Ve 3. maçını oynamış. Biz gibi 4. maçını oynamamış. Kim minje direğin içinden top nasıl gelir ya? Son anda uzaklaştırdılar. Sol kanat of çok sert bir müdahale. Asan Balonga hızlı bir oyuncu. Oo oh, çok çok güzel vurdu ama Güzel vurdu ama olmadı <laughs> Takımımız 2-0 önde giriyor İyi girdik İyi oynuyoruz maçı kazanmamız için performansımızı Bir tık daha yükseltmemiz gerekiyor Harika oynuyorsunuz beyler Sürekli şikayet etmeyelim oyuncularımızı Kimlerimiz var şimdi bizim yanlarımızda Mesut İrfancan yorulmuş. Mesut Özil orta sahada top tutar. Pasta atır. Pelkas ileride oynayabilir. Deli. Müritç. Adana Demirspor kendi kendine Baya bir topu tuttu ayağında. Biz de bayağı bir zorlandık topu alırken. Samuel 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 çok güzel. Çok güzel ama Muriç Murich gerçekten iyi oynuyor. Evet arkadaşlar yayın 1080p ile izleyebilirsiniz. Gelişmiş çözünürlüklerden 1080p seçebilirsiniz. 1080p ile oynanabiliyor. Bilginiz olsun. Belhanda. 1080p ile sizlere yansıtmaya çalışıyorum ekranı. Futbol Manager 2020 oynuyoruz. Pelkas Sangare dışarı atıyor topu. Çok güzel bir orta ama kim bince ata ata edeceğiz. Hadi bir orta açarsın. Hadi bir orta açarsın. Vur be abi. Sedibe. be. Hızlı bir pas verdi. Gerçekten güzel. Asan Bolongo ile bir kontra şansı yakalıyor. Adana Demirspor Balotelli'ye pas. Sağ kanattan Balotelli ilerlemeye çalışıyor. Sivenson yardıma geldi. Belhanda'ya gelmiyor top. Rossi ile Fenerbahçe sol kanattan atak yapacak. Rakip iyice boğuluyor Fenerbahçe tarafından ama Muriç topu tutmayı başarıyor. Kaleci Muriç ile kale başladı. Maç Dakika yetmiş sekiz, yetmiş Sonlara geliyoruz. Evet. Harbiden iyi yani. Abi ver aşağı. Serdar. Abi bu Serdar gerçekte de böyle biliyor mu? Sidibe, Rossi. 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 Hadi Rossi kaç ileri? Çok güzel. Aç ortayı. Güzel top. Vallahi güzel vurdu. Güzel vurdu. Evet arkadaşlar. Antrenman Antrenmanlar fayda etmeye başlamış takıma. O say Samuel kötü oynadı ama yani gene de bir iş yaptı yani harbiden. Evet, ilk yarı böyle bir oyun oynadık. İlk yarı böyle bir oyun oynadık. İkinci yarı zaten iyi bir futbol öne sürdük. Fenerbahçe kazandı. Evet Malatya şov yapmış 5-2. Beş Beşiktaş. Önümüzde Beşiktaş var. Çekişmeli bir lig oluyor. Çekişmeli bir futbol. Evet harbiden de bu adamı son dakika oyuncu olarak aldık. Sol beke çok da güzel futbol oynadı. Yani çok da beğendim gerçekten. Monaco'dan geldi Sidibe. Ayağına sağlık diyelim. Evet. Biz artık bu yayının yavaş yavaş sonuna geliyor. Evet, Altay Altay sözleşme imzalıyoruz Altay'la. Altay, Altay sözleşme imzaladı bizde. Yani o kadar para alırsam ben de imzalarım yani çok para verdik. İyi bir para verdik. Avrupa Kupası ikinci eleme. Evet. Aa, Beşinci sıraya düştük. Kötü oldu bu. Aa bir saniye. Oo çok büyük bir maçmış bu. Harbiden çok büyük bir maç. Gerçekten 4-1 bitmesine aklım almadım bu maçın. Bu nasıl bir şey ya? Yani... Nasıl futbol oynadınız ben merak ettim. Vay be. Kim bu? Ömer. Ha. O çok yavaş defans. Evet, Trabzon'un hızı var. Cornelius. Oha. Abi. Gerçek hayattakinin aynısını yapmışlar ya. Harbiden aynısını yapmışlar yani. Yani bu kadar benzerlik olamaz futbolda. Evet ben istemiyorum Kutumut'u. Cevat, Cevat altın 6 puandasın. Fenerbahçe'ye nasıl geleceksin Cevat? Hatay spor maçını oynasam mı? Şu maçı geçeceğim çünkü. Şu maçı oynamayacağım. Avrupa Kupası... Maçını oynamayacağım. İki zaten bu. Hiçbir şey yaramayacak. Acaba geçsem mi? Tatile gitsem mi? Et, evet, Pardon. İki gün gidecektim tatile. Çıksın abi maç aradan ya. Bu maçı oynamayalım. Önemli değil benim için çok. Şu Hatay maçı benim için çok önemli. Deplasmanda oynayacağımız Hatay maçı çok enteresan bir maç olabilir. Ne diyor? Evet 1-1. Bir, bir. Ben yokken tabii takımın başında böyle biter. Evet biz nasıl bir futbol oynayacağız şimdi buna gelelim. Crespo, Zayç, Pelkas. Kimler yorgun? Mesut yorgun, yorgun, yorgun. Evet yorgun oldukları için alınmamışlar. İrfancan Kahveci sakatlanmak üzere. Tamam böyle oynayabiliriz. Valencia'ya sola atacağım ama ben. şu şeyleri hiç sevmiyorum yani. Avrupa kupaları böyle anlamsız bir yerde geliyor ya karşınıza hani maç Evet Hatay Hatay maçını yenemezsek bu da bir ölüm kalım maçı. Rize maçı var. Rize de sert takım. Hatay Spor, Fenerbahçe. Traore, sert yüz savunursak oyuncu etkisini azaltabiliriz diyor. Faalsüz bir şekilde savunursak. Yani benim defansımda onu yüz savunacak bir oyuncu yok. Atilla biraz yavaş oyuncu. Serdar'la kim binice gitsin. Evet ağır ve bireysel antrenmanlar yaptığımız için biraz oyuncular yakınıyor herhalde bakalım hadi başlayalım çıkacaktım ama şu maçı da lider olmak istiyorum aslında lider olmadan çıkmak istemiyorum ama gerçekten e, çok zorlayacaklar sanırım oyunun algoritması değişmiş taktik biraz oturması lazım. Evet Galatasaray 1-0. Evet 2-0 karşısında Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçmiş şu an. Evet. Ali Samiyen'de gol var. Mustafa Muhammed 1-0. Ardından Ömer Bayram 2-0 12. dakikada golü getirmiş. 2-1 yaptı Beşiktaş. Alex Tekşiroğlu ve Serdar Dursun açıldı. Yarın haber gazetelerindeki manşetler Serdar Dursun açıldı. A Adekube. Adekube. Nasıl okunuyor bu bilmiyorum ama. Adekube. Falet. Aa Falet de burada. Onur. Hatay deplasmanı iyi gidiyor şu ana kadar. İyi bir taktikle çıktık. Mert'e pas verdi. Çok güzel be. Biraz daha aşağıdan ortaya yazsana Evet. Alex Tekşehir ile golü buldu Beşiktaş. Dakika 25. Bizim de işimize gelecek. Berabere bitmeleri. Sabah. Münir. Münir. Uzun paslar atıyorlar. Defansın arkasına. Çok güzel aslında. Bu özellik iyi gelmiş. Yeni gelmiş. Libero kaleciler defansın arkasına pas atıyorlar. Ve gol. Hissettim o golü. Serdar Dursun açıldı. Gazete manşetleri. Evet 12 puandayız. Şu anda iyi gidiyoruz. Hadi be Galatasaray. Yan ve bizim için bir iyilik yapmış ol. Çok güzel. Ah, ah. Ah. Evet ikinci sıradayız. Çok iyi. Galatasaray yenerse bizim için çok iyi olacak. Avantaja bineceğiz. E, eksik olan tarafımız var mı? Keşke eksik olan tarafımıza not alsa. Oyun bize tutsa verse. Evet Miguel Crespo. Mesut Özil ikilisi oyuna girecek. Çok seviyorum bu ikiliyi. Vitor Pereira gerçekten bunu yapması lazım. Valencia. Özil vur be abi. Boş kale be. Boş kale be Sidi bebe. Münir sen oraya nasıl uzandın ya? Evet Gaziantep sanırım yarın oynayacak ya da akşam oynayacak. Saat kaç? Bizim maçımız kaçtaymış? Özil, Valencia zaten bindirmelerini yapıyor sol kanattan her zamanki gibi. Evet etkili defans arkasına atılan paslar bizi çok etkiliyor. Fenerbahçe'nin iki tane ağır bir defansı vardı bana göre. Bana göre kim bince ağır bir defans. Evet aferin Sangari aferin. Aferin. Aferin gol. Senin yüzüne gol yiyecektik. Sabalon Hanze etkili gelmeye başlıyor. Sakey Boldjema Evet Semi Kim Binci Atilla'yı alalım. Evet Sidibe sakat İşte bu olmamalıydı. İşte bu olmamalıydı. Evet Fenerbahçe üçüncü gol atıyor. Crespo mu attı? Kim attı o golü ya? Bakalım izleyelim göremedim. Evet. O sayı Samuel mi? O helal olsun Crespo çok güzel gol atmış. Helal olsun. Evet. Beşiktaş Galatasaray maçı şu anda bizim için iyi bir durumda. Evet bizim bir yorgun futbolcumuz var. Biz şöyle bir şey yapacağız. Evet çalışkan Forvet aldım oyuna Hem ileri Biraz daha ileri oynarız çünkü yorgunluk ve takım taktiğini değiştirmemiz gerekti ee, Hatay Spor'da biraz riskleri artık aldığı için Biz ön planda kontrol ile gol bulabiliriz Tabii bizim için biraz sıkıntı olabilir yani 3-3'e 4 yakalanma gibi sıkıntılarımız olabilecektir Dakika 87'den sonra olsa da bir şey olmayacak çünkü Artık yendik sayıdır. Ama attığımız her gol bizim için çok mutluluk verici olacaktır. Serdar Dursun ve gol. İşte bunu bekliyordum ben. Fişi çektik şu anda. Yani bunu yapacağımı biliyordum. Çünkü Hatay Spor bayağı bir baskılarını arttırmıştı. Yani ön planda şurada bayağı bir adamları vardı. Artık 4-4-2'ye dönerek hatta 3 üç, üçlü bir savunmaya geçerek Ön planda bayağı bir adam tutarak. Rakipleri. Evet Galatasaray 90. dakikada bir gol atıyor. Serdar Dursun da çok muhteşem bir gol atıyor. Ve Fenerbahçe lider. Şu anda 5-0. Sangare Boğut Yama diuf, Diyuf atma o golü be Evet Avarajımız yükselsin Birinci bitirelim Helal olsun Takım oturuyor Takım oturuyor biz de oturuyoruz oturduğumuz yerde ama duramıyoruz. Saint Louis, Onur, Traore, Bochema, Bülent arkaya bir pas. Çok güzel savunmayı açmak için güzel pas üretmiş oyun. Ama biz de artık gördüğünüz gibi rakip korkuyor bizi arka. Yani bizi arka açık vermiyor yani arkada hiç. Sabah sağ kanattan geliyor. Sabah orta Serdar Aziz ve maç 5-0 bitiyor çok zorlanacağım bir deplasmanda böyle ayrılmak beni çok mutlu etti. Evet Fenerbahçe zirvede ve Serdar Dursun 4 gol attı. Beni çok yanılttı gerçekten. Yani hocam dedi sana sen bana kızıyorsun. Al dedi ya. Al. Al dedi adamlık gör dedi. al dedi ya Evet Galatasaray'ın yenmesi bizim işimize yaradı Beşiktaş Beşiktaş burada ee, bir yara aldı İyi bir yara aldı Çünkü bir kere daha yenilebilir bayağı bir yorulmuşlar da güzel Beşiktaş'ı bir kere düşürmemiz lazım diğer takımlar önemli değil biz kendi yolumuza devam edeceğiz. Rize maçını yeneceğim inşallah. Rize maçında da güzel bir maç yapmak isterim. Rize'de ne yapıyoruz biz? Rize'de ne yapıyoruz? Ne taktikleri yapıyoruz? onlara bir bakalım. Evet. Dikine hucum. Gol çalışması hucum. Kanatlardan hucum. Şunu yapmam gerekiyor. Hucum pres. Tamamdır. Evet. Hücum piresi biliyorsunuz. Ee, şöyle gösterelim. Taktik olarak anlatayım. Top rakipteyken hücum oyuncularının savunma oyuncularından nasıl baskı yapacağına odaklanan bir idman diyor. Biz aşırı savunma oynamıyoruz. Dengeli oynamıyoruz. Aşırı hücum oynuyoruz. O yüzden önde baskı yapacağım bu maç. Rize'yi önde kapatacağım. Rize e, hiç çıkamayacak. Onu söyleyeyim. Bu maç öyle bir maç olacak. Yani oyuncularım gerçekten artık Evet. Sıra sana geldi Ferdi. Ferdi seni affediyorum. Gel bakalım buraya Ferdi. Seni affediyorum Ferdi. Bir dahakine öyle ters hareketler de yapma. Tamam mı? Rize Spor 15 ben 2. Evet bu arada şunu söyleyeceğim. Neden genç oyunculara önem vermiyorsun diyenler olabilir. izleyenler açısından söyleyeceğim. Neden altyapıya önem vermiyorsun? Altyapıya ben her zaman ikinci sene önem veriyorum. Ee, i̇lk sene amacım ligde mutlaka şampiyonluk. Eğer ki şampiyon olamazsam mutlaka istifa edip alt lige geçiyorum. Oradan bir takımı Türkiye Ligi'ne çıkarmaya çalışıyorum. Ee, bir kere bunu yaşadım ve çıkardım. Sakaryaspor'la oynuyordum. Eski videolarımda da vardır. Ee, ne yaptık biz? Serdar Dursun tamam güzel formdasınız, güzel, sıkıntı yok. Ay Max Meyer yok yok. Böyle girsinler abi, sürekli değiştirmeyelim. Asistan'ı gönderelim. Tamam. Evet. Şükrü Sarıcıoğlu sadece bundayız. Ee, yenersek güzel bir iğme yakalayacağız. Yenmemiz gerekiyor. Maç içerisinde iyi bir taktik geliştirmem lazım. Ee, şöyle yapacağım. Taktiğimi de bilginizde olsun. Artık gol yemem önemli değil. Riskleri alıyorum artık. Rize baskıya dayanamaz. Mendes sakatlanmış. Evet erken bir değişiklik oldu. Mendes çıkıyor. Aç ortayı. Aç ortayı sakince. Bodrin kontrol atak şansı var. Sol kanattan. Evet. Görmüştüm orayı. Aferin Sangare. Takım çalışıyor. Hücum presi yapıyoruz. Kim bince kafayı vurdu Bodrin Bodrin Pelkast'a bir kontra yakalayacaktık Ama oyun Abi Al işte Hemen taktiği değiştirelim hazır şeyken. iken. sarı kart görecek. Sinir küpü oldum gerçekten gene. Hadi be Altay tutarsın. Altay. Kapattığı köşeden yiyorsun Altay. Bodrin. 1-0. Valencia Pelkas Serdar Aziz kırmızı kart görecek ve kırmızı kart. Aferin Serdar. Aferin Serdar. Aferin. Şimdi biz ne yapacağız? Evet, al maçı buradan çevir hadi. Çevirebilirsen. Al maçı buradan çevir. Bir gol daha yeriz şimdi. Tamam. Evet. Serdar Aziz'in Kırmızı kart görmesi bizi çok büyük sıkıntıya koysa da e, bir taktik yaptık. 300 stopere döndük. Risk aldık. Oyunu geniş alanda oynamaya özen gösteriyoruz. Rakibimiz baya bir geniş alan zaafı var. Bunu gördüm. It's... 3-3-3'e döndüm şu anda. Gizli forvet var. Deniz alındı şu anda. 3-3-3'teyiz. Savunmayı açmaya çalışıyoruz. Serdar Aziz sıkıntı yarattı. Boyut Evet. Kanatlar çalışmıyor artık. Orta sahadan oynayacağız. Artık ölümüne savaşacağız. Ne yapalım? Yani iki tane sıkıntı bir araya gelmesi gerçekten sıkıntı verici. Yani offside zaten e, iki tane sıkıntı bir araya gelmesi bizi çok üzdü. Yani Serdar kırmızı görüyor, e, penaltı oluyor, gol mü? İptal edildi. Evet. Çok dedi. Bu şey, doldur boşalt topa döndük. Yani artık tek şansımız birbir berabere kalmak yenilmeden. Şansımız sadece bu. Başka hiçbir şey yok şu anda. Çünkü oyun kilitlendi yani. Geniş bir oyunu oynuyoruz. Rakip rakip burada bir şey bulamıyor. Rossi ile bir atak yakaladık. Rossi Evet kanatlar çalışmadığı için boyutta bir atak üretiyorlar. Sağ kanada bir pas. Baldrin. 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 Aç ortayı be. Evet, Bodrin. Etkili oynuyor. Mergin Berisha'yı oyuna sokacağım. Ama evet daha fazla oyuncu değiştirmiyormuşuz. Crespo'yu arka planda tutup. Şöyle bir taktik daha yapabilirim. Pardon. Gol yemezsek. Sert bir futbola dönebiliriz. Evet penaltı. Penaltı. Son dakikalarda penaltı atabiliriz. Atamazsak da artık bu Fenerbahçe'nin her zamanki halleri diyeceğiz. Geçeceğiz. Başka bir şey yok. Başka yapacağımız bir şey yok çünkü. Penaltı. Evet penaltı veriliyor. Son dakikalarda penaltı kazandık. Serdar Dursun ve gol. Serdar Dursun gol atıyor. Çok iyi. Bu kadar çok sıkıntıya rağmen ileriki alanlarda doldur boşalt oyunuyla 1 bir bir berabere kalmakta bu maç için çok iyi. Yenersek çok mucize olacak yani bu. Mucize bir oyun olacak. Mucize bir oyun olacak. Mucize bir oyun oldu arkadaşlar. Maç çevriliyor. Tarih bunu da yazar. Çok yüklendik. Harbiden çok yüklendik. Bir yükseltelim, bir atmosferi yükseltelim. Gol. Evet. Bunu yiyeceğimizi biliyordum. Hissettim. Tam şuraya gidecektim. Olmadı. Yani bu da bir saçmalık. Hadi be. Bu nasıl bir maç ya? ortada geldi Gökhan Akkan. İki dakikada maçı çevirip iki dakikada maçı vermek böyle bir şey işte. Abi saldır topa saldır. Saldır topa saldır 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 koş. Gol değil. Dört dakikalık bir uzatma var. Artık ön planda bayağı bir saldırıyoruz. Çok yorulduk. Ama Evet. Gerçekten güzel bir maçtı. Gerçekten süper bir maçtı. Harbiden süper bir maçtı. Yani ben Serdar Aziz'in o yapmış olduğu hareket 35. dakikadan sonra 83 ve 84'te arda arda gol atmamız harbiden iyiydi yani. Halen daha ikinciyiz. Serdar yani yanlış yapıyorsun. Yani topa dal olayını da artık biraz çıkarsak mı? Ayakta bu savunsak. Gaziantep Gaziantep ne yapacak merak ediyorum. Beşiktaş yendi zaten. Öyle hissediyordum ben de yenecekti. Abi şu maçı şuraya niye koyuyorsunuz ya? Şuraya koyamıyor musunuz? Allah'ını seversen. Şuraya koyamıyor musun bu maçı? Saçmalık ya. Dördüncü şu anda. Evet. Gerçekten uyuz oldum yani gene. 13, 14, 12, 12, 10. Yani puanlarımız bunlar. Kötü gitmiyoruz. Liderliği kovalayabiliyoruz. Ama Hep bir şanssızlık Hep bir Sıkıntı oluyor Valla Legia Değil de ben şu Şeye çalışacağım ya çalışacağım çünkü gerçekten çok büyük sıkıntı yaratıyor yani. Aa ben buna girmeyeyim ya. Bir günlük bir tatil olayı yapalım. Bunlar girsin maça. Ben şurada girelim. Kayseri deplasmanına gideceğiz. Belki bir, bir liderlik. Evet Serdar Dursun'u tebrik edelim. Gözlemleyelim şunları da. Evet. Son bir maç oynayıp artık yavaş yavaş yayının sonuna geliyoruz. Biz de diğer kanallara bakalım. Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Gündemi takip edelim. Yeni oyunlar var mı? <laughs> Neler oynayabiliriz? Evet son maçımı oynayacağım ve Kayseri Spor'la bir maç yapacağız. Ondan sonra zaten yavaş yavaş çıkışa doğru gideriz. Stat'tan Evet, transfer konulma isteğinden vazgeçmiş. Aferin Altay. Şey, Ferdi. Yola geliyorsun yavaş yavaş. <laughs> evet, Burak kapacak. Sangare falan filan var. Bizim için kimler? o Beşiktaş. Beşiktaş yenilmiş. Gaziantep e Beşiktaş yenilmiş. Güzel. Evet. Güzel. 13. Her an ikinci olabiliriz herhalde. Ama avaraj biraz sıkıntı kurtarmaz. Güzel. Puanlarımız artık yenersek çok güzel olacak. Rakip takım talimatları. Ters ayaklı kanat kanat. İleride baskı yapıyorlar. Güzel. Biz kim seçelim? Max Meyer, İrfan, Mesut, Rossi, Osayi, mi Güzel. Tamam. Dönüşümlü olarak da Enner Valencia şöyle yapsak nasıl olur? Son bir maç daha oynayacağız ve artık veda edeceğiz. Kayseri Spor Fenerbahçe maçındayız. Kayseri'deyiz. Gavronovic ile maç başlıyor. Evet bu maçı kazanmamız gerekiyor. Çok önemli bir maç gerçekten. Hani başka bir şey istemiyorum şu an. Valencia Valencia Rossi'ye İrfancan koşuyoruz. İrfancan aç topu biraz aç. Çok güzel bir pas, gol. Ah! Kafasına vuruyor. Valencia gol atamadı ya. Evet Emrah Emrah peşinden koşuyoruz. Sarı kart olabilir bu. Evet. Ramazan Emrah Emrah sol kanada bir pas Mane Karol Karol Şans Aç ortayı ya aç ortayı Vur Oha Bu ne ya Neyse onu sonra izleyeceğim ben Abi bakmadır nedir bu ya bir saniye bu çok saçma gelmedi mi ya Bir dakika Alsana abi geri biraz Heh, şuradan al abi geri. Şu şutu çıkardı ya ben onu çok merak ediyorum nasıl çıkardı. Burada mıydı? Neyse onu yayında yayından sonra izleyeceğim. Çok felaket bir şuttu. Onu onu nasıl çıkartabildi? Onu çok merak ediyorum ben. Genç yetenekler alalım biraz. Evet. Kayseri top, top oynama üretiyor valla. Şuraya bak. Biz sıfırız şu an. Hala daha sıfırız yani. Ben hiç futbolu beğenmedim yani. Hani şu Cık. Serdar Dursun'u beğenmiyorduk ama adam gerçekten daha iyi çıktı yani. Şuraya bak abicim ya. Of. Evet. Bu kadar kolay gol yenmez. Gerçekten. Bu kadar kolay gol yenmez. artık iki yönlü bek oynayacağız kontra e, komple forvet orta sahada Muhammed oynayacak dizilişi böyle yaptım e, kötü bir oyun oynuyoruz yani küçük takımlara karşı çok böyle saçma saçma baklarım var bilmiyorum böyle gol yenmeyecek yerde gol yiyoruz falan Rakipler öyle bir gol kurtarıyor ki yani kalecileri bildiğiniz panter kesiliyorlar yani böyle bir Bak gibi bir şey yani böyle Az önce kurtaramayacağı golü kurtardı mesela Vur abicim vur Evet Taktiğimize yanlışlık yok aslında yani önceki taktiği değiştiriyorum ama Önceki taktikte bir yanlışlık yok yani ee, Evet Offside. Önceki taktikte bir yanlışlığımız yok. O taktiğe devam ederiz oynamaya. Oyuncuların biraz oturmasını bekleyeceğiz. Liderlik. Olaya gene sıkıntı oldu. Biraz. <laughs> yani. Abi yok ya. Yok abi oyunun bug'ı gibi bir şey bu ya. Lider olmanı istemiyor vallahi. Oha ya. Nasıl pas saçmaydı öyle? Yuh. Vallahi iyiymiş ya. Barcelona mı oynuyoruz? Karseri Spor'la falan mı oynuyoruz? Futbol menajer ekibi. Bunlar ne yapmış? Baksana şu paslaşmaya. Bir. 2 3 Komik. Biz taktiğimizden vazgeçmeyeceğiz. Biz taktiğimize devam edeceğiz. Offside. çok büyük bir sıkıntı Evet susuyorum şu an bir şey söylemeyeceğim. Ah. Şu an bir şey söylemeyeceğim. Evet. Ee, yayınımızın sonuna geldik. Yayınımız gerçekten umarım güzel bir keyifli bir yayın olmuştur. Biz oynamaya devam edeceğiz. Güzel bir eğlenceli bir seri oluyor. Çekişmeli gidiyor. Ee, ligden kopmadık. 15-16-17 puanla ligi götürmeye çalışıyoruz. Kayseri Spor'a da yenildik. Ee, yani Yapacağımız bir şey yok. Ama şu orta saha düzeni biraz sıkıntı. Şu orta sahayı bir ayarlamamız şart. Orta saha birlikteliği yok. Sol bek sağ bek hız problemlerimiz var. Ee, geri dönüşlerde sıkıntılar var. Yani e, Kayseri maçından sonra kimle yapacağız? Kaç gün yokuz? Kaç gün boş? Evet bayağı bir boş alanımız var. Ben burada biraz şunlara e, şunları bir yazayım şuraya. Evet dayanıklılık yazdık. E, bu hafta şöyle bir antrenman yapsınlar. Bu hafta da duran top çalışsınlar. Duran top savunma çalışsınlar. Yok mu burada? Pinnaking savunma çalışsınlar. Korner savunulması çalışsınlar. Ekstra bir de teknikte gol çalışması yapsın. Bu takımda gol özürlüsü çünkü. Tamam. Dinlenme yok. Dinlenme yok. Siz dinlenme hak etmediniz. Hiç öyle yüzümüze de bakmayın. Tamam mı? Bu hafta dinlenme yok. Bu hafta ufak ufak dinlenirsiniz. Maç sonuna kadar. Şöyle bir dinlenme olayı olsun hadi. Ama dinlenmeyeceksiniz. Evet. Bu yayının sonuna geldik. Redded. Ee, gerçekten keyifli oldu. Ben eğlendim. Ee, oyuncularımıza biraz aslında... Ee, anlaşmazlık var gibi. Bunları biraz düzeltmemiz gerekiyor. Biraz düzeltmemiz gerekiyor. Orta sahamız sıkıntılı. Sol kanat sıkıntılı. sol kanada Valencia'yı mı koysam, Rossi'yi mi koysam bilemiyorum yani. Sol kanat sıkıntılı. Yani Valencia oynasa bilmiyorum. Orta yapma yok Valencia'da. Orta... Yani Valencia komple forvet oynasın. Mesut İrfancan, Max Meyer var ama iki yönün ortası oynayamıyor. Onu hissettim. Ee, Ferdi Kadıoğlu'nu alsak daha iyi olur gibi. Şurası da biraz sıkıntılı. O sayı Mesut yaparız. şey Diego Rossi Mesut yaparız. Ben çok farklı bir Strateji benimsemem lazım. Çünkü bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz yaşıyoruz Evet biraz hüzün biraz sevinç yaşadık gerçekten iyi bir eğlenceli dakika geçirdim. Bir sonraki Futbol Manager 2022 yayınında sizlerle görüşmek üzere. Yayınımı sonradan izleyecek insanlar da arkadaşlar da umarım çok eğlenirler. Ben çok eğlendim.